Tasavvuftan korkmalı mıyız? Zaman zaman haberlerde görüyoruz. Tasavvuftan neden korkmayalım ki? Tasavvuf İslami ilimler hiyerarşisinde ve şemasında bir ilim dalıdır. İlimler Tasnifi diye bir başlık altında biz tarihte yazılmış ilim tasniflerine baktığımız zaman çok erken dönemden itibaren tasavvufun bir ilim dalı olarak bu şemaya yerleştirildiğini görüyoruz. Ve hala da öyle. Dolayısıyla bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Kelamdan korkmalı mıyız? Fıkıhtan korkmalı mıyız? Hadisten korkmalı mıyız? Tefsirden korkmalı mıyız? mantıktan korkmalı mıyız diye de sorabiliriz. Çünkü bunlar da ilimler şaması içindeki disiplinler. Tasavvuf da bir disiplin olarak bu ilimler şamasında kendisine yer açılmış. Kelamdan korkmalı mıyız? Bazen korkmalıyız. Çünkü kelami sapkın fırkalar. Ana cadde üzerinden sapmış olan fırkalar var. Dolayısıyla bazen korkmalıyız. Fıkıktan korkmalı mıyız? Çok başı bozuk, çok keyfi verilmiş fetvalar ya da yöntemsiz olarak fıkıh üretimi var. Bu fetvalardan korkmalıyız. Hadisten korkmalı mıyız? E, uydurma hadisler var. Uydurma hadisi meslek haline getirmiş olan tarihte isimler var. Korkmalıyız tefsirden korkmalı mıyız? Ayetleri kendi hevasına göre tefsir edenler var ve sınırı aşan, batıni yorumlarla sınırı aşan müfessirler veya tefsir yazarları var. Aynı soru bunlar için de geçerli. Dolayısıyla tasavvuf da böyledir. İçinde tıpkı diğer disiplinlerde olduğu gibi ehil olanlar var, olmayanlar var. İçinde diğer disiplinlerde olduğu gibi yöntemi kullanan var, yöntemi çarpıtan var. Diğer disiplinlerde olduğu gibi birikimine, yöntemine, aklına ilmine güvenilir olanlar var, olmayanlar var. Dolayısıyla bu soru sadece tasavvufa sorulması gereken bir soru değil kanaatimce. Bütün disiplinlere sorulması gereken bir sorudur. Sormalıyız da. Tasavvuf içinde bunu sormalıyız. Diğer disiplinler içinde de sormalıyız. Dolayısıyla korkulur mu veya niçin korkmayalım? Korkacağımız tarafları her disiplinde olduğu gibi bulunabilir. Korkudan ziyade bu bizde daha uyanık olmayı, teyakkuzlu olmayı gerektirir kanaatindeyim.